Merhaba değerli öğrencilerimiz. Bugün iş planı dersimizin 5. ünitesi olan yönetim planı konusuyla sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bu ünitede neler amaçladığımıza şöyle bakacak olursak, yönetim planının iş planı içerisindeki yerini ve rolünü görmeye çalışacağız. Yönetim planı için gerekli olan bilgileri ifade edebileceğiz ve yönetim faaliyetini yönlendiren temel ilkeleri tanımlayabilip bir de işletmelerin hukuki yapılarının neler olduğunu anlamaya çalışacağız. Öncelikle yönetim planı kavramından söz edecek olursak, biliyorsunuz ki bir işletmenin özellikle iş planında yer alan önemli fonksiyonları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de işletmenin yönetimiyle ilgili olan, işletmenin çalışanlarının yönetsel yapısının nasıl organize edildiğini gösteren yönetim planı. Burada özellikle yönetim planının iş planı içerisindeki yerinin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmelerde görevlerin net bir şekilde paylaşılabilmesi, çalışanların yetki ve sorumluluklarının bilinebilmesi açısından yönetim planı üzerinde hassasiyetle çalışılması gereken ve düzenlenmesi gereken bir bölüm. Bu bölümü, bu planı hazırlayabilmek için gerekli bir takım bilgiler var. Bu bilgiler elde edildikten sonra planın hazırlanması mümkün hale gelebiliyor. Burada özellikle hangi bilgiler gereklidir diye bakacak olursak, işletme içerisindeki temel görev alanları ve pozisyonlar, özellikle de ana pozisyonlar nelerdir? Bunun bulunması gerekiyor. Ve biraz önce de ifade ettiğim gibi özellikle görev ve sorumlulukların nasıl bölüştürüleceği, yetki ve sorumlulukların nasıl gruplanacağı büyük önem taşıyor. Eğer bu sorular net bir şekilde cevaplanmazsa ilerleyen süreçte özellikle küçük ölçekli işletmelerde sorunların büyüyebildiğini söyleyebiliriz. Tabii yetki paylaşımının bu işletmenin organizasyon yapısı çerçevesinde nasıl paylaşılacağını da yine bu bilgiye de sahip olmak gerekiyor. Özellikle de en temel gereken bilgi de belki örgütsel tasarımı sağlayabilecek bir dizaynı yaratmak. Burada da hangi faaliyetler işletmenin temel çalışma alanını oluşturuyor? Bunların özellikle bilinmesi gereklidir. Bu bilgilere sahip olunduktan sonra da iş planının yönetim planını hazırlamak daha kolay bir hale gelebilir. Yönetim planı içerisinde neler var? Özellikle bir durumsal incelemenin yapılması önemli. İşletmenin mevcut koşullarının, hangi görevlerin, hangi sorumlulukların olduğunun belirlenmesi önemli bir adım. Tabii ki elbette planın başlangıcında da işletmenin yönetsel yapısının özetinin verildiği bir bölümü bulunmasında da fayda bulunuyor. Daha sonra işletmenin hukuki yapısının tanımlanması da önemli. Burada çeşitli işletme tiplerini görebiliriz. Bunlardan ilki tek kişi işletmeleri ya da şahıs işletmeleri olarak karşımıza çıkıyor. Şahıs işletmelerinin özellikle ortaklıklarda yer alan sermaye işletmelerinden en büyük farkı işletmenin ortaklarının tüm mal varlıklarıyla sorumlu olmaları. Ortaklıklara baktığımızda ise özellikle ülkemizde daha çok anonim şirketleri ve limited şirketleri görebiliyoruz. Buradaki sorumluluk sermaye şirketlerinde de daha kısıtlı bir sorumluluk ortaya çıkar. Kooperatiflere baktığımızda ise yine belirli bir amaca ulaşmak için 7 kişinin en az bir araya gelerek kurulduğu bir örgütlenme biçimi. Dernek ve vakıf işletmelerine baktığımızda aslında temelde bu organizasyonların gelir elde etme, gelir paylaşma amaçları yok. Ancak elde edilen gelir sadece örneğin o vakfın amaçları için kullanılabilir hale gelir. Yönetim felsefesi yine
İş planının yönetim planı bölümünde özellikle ortaya çıkması gereken alanlardan bir tanesi. Bu felsefenin işletmenin tüm çalışanları tarafından kabul edilmiş, benimsenmiş olması gerekiyor. Burada özellikle ortaya çıkan değerler, inançlar ve davranış kalıplarıyla ortaya çıkan bir kültür. Bu kültürün bütün çalışanlar tarafından benimsenmesi özellikle o işletmenin başarısı açısından da oldukça önemli diyebiliriz. Organizasyon yapısına baktığımızda iş bölümü, uzmanlaşma ve farklılaşma konuları karşımıza çıkıyor. İş bölümü işlerin paylaşılması olarak ifade edebileceğimiz bir uygulama. Uzmanlaşmada ise çalışanların belirli bir işte özel olarak uzmanlaştıklarını ve yeteneklerinin spesifik alanlarda yoğunlaştığını görebiliriz. Farklılaşma durumunda ise işletmenin örneğin ölçeğini büyümesiyle ortaya çıkan yeni sorumlulukların, yeni pozisyonların yarattığı bir değişim. Bölümlendirmede özellikle karşımıza işte fonksiyonlara göre, coğrafi, müşteri temeline göre çeşitli bölümlendirme çeşitlerini görebiliyoruz. Komuta kurmay fonksiyonel yetkide ise genellikle işletmelerin organizasyon yapısını, özellikle de hiyerarşik yapısını görebiliyoruz. Üstten alta doğru giden bir yetki dağılımını burada görebilmek mümkün. Denetim alanı özellikle yine yöneticilerin hangi alanlardan sorumlu olduklarının net bir şekilde belirli olmasıyla ilgili. Bu durum eğer net bir şekilde belli olmazsa yine işletmenin başarısının zorlaşacağını söyleyebiliriz. Bir de tabii ki bu pozisyonların, görevlerin ve yetkilerin belirlenmesinden sonra çalışanların değerlendirilmesi de önemli. Burada da o pozisyonun işle ilgili özelliklerinin bir özetini içermesi gerekiyor. O pozisyona gelecek olan çalışanın ne tip özelliklere sahip olması gerektiği de burada belirleniyor. Tabii yönetim planı içerisinde insan kaynağı ihtiyacının nasıl planlanacağı ve bunun nasıl sürdürülebilir kılınacağı da yine önemli. Tabii ki diğer bir önemli konu da çalışanların teşvik edilmesi, özellikle de maddi olanaklarla motive edilmesinin de yine işletmenin başarısında önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.